Selamun Aleyküm, hoş geldiniz değerli ürkücüler, kıymetli takipçiler nasılsınız? Hepinize iyi geceler dileyerek çok şahane bir modelle birlikteyiz yine. Modelimiz çok güzel. Modelimizin şöyle bir parça yaptım arkadaşlar. Sade bir model isteyen şöyle kelebek modeli gibi sinek kanadı modeline benziyor. Çok kolay. Ön yüzden düz. Arka yüzden Gördüğünüz gibi ters yapılan harika bir model. Modelimi ben böyle bir parça yaptım. Şimdi kalan kısmını da sizinle birlikte paylaşacağım. Her şekilde güzel görünen kışlık sıcak tutacak güzel bir model. Modelimizin ilmek sayısını şimdi zaten vereceğim. Çok kolay. 2 artı 2 artı 2 ilmekten oluşan modelimiz. Hemen şöyle elimde süper tunç doli diye bir ipim var. Bununla başlayacağım. Ben şimdi yeteri kadar ilmeklerimi atıp lastik yapmayacağım. Direkt bir sıra haroşadan sonra modele geçeceğim. Şu şekilde iki numara kısa şişlerle sizin ipiniz, şişiniz ne olursa olsun Şimdi beni takip edin böyle elimdeki modeli nasıl yaptıysam sizde öyle yapın model çoğaldıkça güzelleşiyor gözünüzün önünde canlandırın harika bir model. Şöyle ben yeter kadar ilmeğimi atıyorum bu kadar bana yeterli. Şöyle bir kenar ilmek olsun şöyle iki kenar ilmek. Ardından 2 4 6 8 10 12 14 16 bir tane daha kenar ilmek atıyorum. İkişer tane kenarda ilmeklerim olacak. Evet. Şunu da şöyle sağlamlaştıralım. Tamamdır. Şimdi tabanına bir sıra düz örgü gideceğim ben bunun. İlk ilmeğimizi her zaman örelim. Şöyle düz örgü örüyorum. Yani ters örgü örüyorum. Ön yüze düz olarak çıksın. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimiz ön yüzden kuruluyor. Arka yüzden de işlem yapılıyor zaten biraz sonra. Ben örerken göreceksiniz nasıl yapıldığını arkadaşlar. Evet kenar ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Ön yüze şöyle bir düz örgü çıktı. Bir sıra daha örelim. lastiğin üzerine yapacağınız işlem. Bu da olabilir. Diye direkt lastiğin üzerinden de başlayabilirsiniz arkadaşlar. Lastik yaparsanız modeli direkt lastiğin üzerinden başlayın. Ben tabanla hazırlıyorum şu anda. Ve bir sıra daha ters örgü olarak örüyorum. Bir sıra daha tamamlıyorum. Şimdi ön yüze geçtim. Ön yüzden kenar ilmeğimi aldım. Şu şekilde bir iki tane düz ördüm. Kenar ilmekten hariç iki tane düz ördüm. Hemen şöyle bir ikinci sıradan bir ilmek çıkardım. Bu şekilde. İlmeğimizi ilmeklere boyuna getirin. Ardından bir iki tane düz ördüm. Yine Gördüğünüz gibi iki sıra alttan ilmeğimi çıkardım. Bir, iki tane düzürdüm. İki düzden sonra iki sıra alttan bir ilmek çıkardım, hafif uzattım, diğer ilmeklerin boyuna gelsin. İki tane düzürdüm. Yine iki sıra alttan ilmeğimi çıkardım. Bir, iki tane düzürdüm. 2 düz bir ikinci sıranın altından girerek ilmek çıkardım iki tane düz ördüm yine bir ilmek çıkardım bir iki tane düz ördüm iki sıra alttan girdim ilmeğimi çıkardım bir iki tane düz ördüm iki sıra alttan girerek 1 2 3 tane düz ördüm. Modelimizin birinci sırası ön yüzden bu şekilde kuruldu. İkinci sıra arka yüze geçiyorum. İkinci sıra arka yüzden kenar ilmeğimi aldım. 1 2 tane ters ördüm. Ön yüzden çıkardığım ilmeği ters örer gibi bu şekilde boşaldım. Yine 1 iki tane düz ters ördüm. İlmeğimi boşaldım. Bir, iki tane ters ördüm. Çıkardığım ilmeği boşaldım. Bir, iki tane ters ördüm. Boşaldım. Aradan çıkardığım ilmeği boşaldım. Bu şekilde iki tane ters ördüm. İkinci sıra arka yüzde bu şekilde değerli arkadaşlar. Ön yüzden aradan çıkardığım ilmeği örmeden alıyorum. İp benden tarafa kenar 3 tane ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzden de bu şekilde. Şimdilik hiçbir şey belli değil. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzde modelimi yapmaya başlıyorum. 2-3 tane kenar ilmek. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bir buradan çıkarmışım. Bir buradan çıkarmışım. Toplamda 4 tane ilmeğin dördünde pardon bu şekilde düz örgü olarak ördüm. İlmeklerimi bırakmadım. Bir de soldan sağa doğru nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde ilmeğinizi çıkararak Biraz şişlerimin ucu küt olduğu için arkadaşlar tabii ki zor çıkardım. Bu şekilde. Bir, iki tane düz ördüm. Yine burada görmüş olduğunuz gibi iki düz ilmeğim var. İki de şöyle aralardan çıkardığım ilmekler var. Bakın. Dördünü de birlikte düz olarak ördüm. İlmekleri bırakmadan bir de Soldan sağa doğru bu şekilde alırsanız ilmeğinizi daha çabuk çıkar. Düz olarak ördüm. 1 2 3. sıra ön yüzde bu işlemi yapıyoruz. Yine dördünü birlikte düz ördüm. Bir de şu şekilde soldan sağa doğru dördünü birlikte ipinizi bu şekilde atarsanız daha çabuk çıkar arada. 1 2 Yine dördünü birlikte ördüm. İlmekleri bırakmadan bir de soldan sağa doğru dördünü birlikte ördüm. Kenar ilmeklerimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzden bu şekilde yaptık. Yavaş yavaş modelimiz kendini gösteriyor. Arka yüzden ise bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kaydırmalı model. Aslında çok kolay. Tabi ilk sıra bu dördünü birlikte alırken biraz daha dikkat gerektiriyor. Biraz oyalıyor ama örmeye değer kışlık. Çocuk yeleklerinde, montlarda, anne yeleklerinde Süveterlerde yapacağınız çok kolay iki şiş örgü modeli. Evet, arka yüzden bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak ördük ve ön yüzden bakın yavaş yavaş model kendini gösteriyor. Şimdi ön yüzden modelimizi bir kez daha kuracağız. Bu sefer kaydırmalı kuracağız. Kaydırmalı kurarken kenar ilmeğimi aldım hemen şu kenardan şu kenardan iki ilmeğin iki sıranın altından ilmeğimi çıkarttım bir iki tane ördüm diğeri hemen bu kelebeğin yanından bakın bu şekilde bu şekilde çıkarttık. bir iki ilmek kelebeğin üzerindeki ilmek düz Yanından hemen 2 sıra alttan ilmek çıkardım. 1 2 düz yine kelebeğin yanından ilmek çıkardım. Kelebeğin üstündeki ilmekler düz. Yine 2 sıra alttan 2 düz 2 sıra alttan ilmeğimi çıkardım. Hafif uzatın. Sıkı yaparsanız zorlanırsınız. 2 düz. ilmeğimi çıkardım. 2 düz ördüm. Kelebeğin yanından hemen bir ilmek daha çıkardım. 1 2 düz ördüm. Bir de bu kenardan çıkardım. Kenar ilmek. arka yüzden yine aynı şekilde örmediğimiz aradan çıkardığımız ilmekleri örmeden alıp diğerlerini ters olarak örün. İlmeğimi boş aldım. 2 tane ters ördüm. İlmeği örmeden aldım. 2 tane ters ördüm. Yani ön yüzden çıkardığınız aradan çıkardığınız ilmeği örmeden alıp Diğer ilmekleri ters örgü olarak ör. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. Ön yüze geçtim. Ön yüzden yine kenar ilmeğimi aldım. Bakın hemen bu kenardan bir tane çıkarmışım. Şöyle dördünü birlikte topluyorum. Ve düz örgü olarak örüyorum. İlmekleri bırakmadan bir de soldan sağa doğru ilmeğimi bu şekilde alırsam daha da çabuk çıkarır. Şimdi değiştirsem iyi olurdu arkadaşlar. Şişimin ucu küt olduğu için bu şekilde zor çıkıyor. İki tane düz. Dördünü birlikte düz örgü olarak örüyorum bırakmıyorum ilmekleri bir de sağda soldan sağa doğru örerek ilmeklerimi çıkarıyorum bir iki tane düz örüyorum dördünü birlikte ördüm bir de soldan sağa doğru örerek ilmeklerimi çıkardım. 2 düz 4'ünü birlikte örüyorum. İlmekleri bırakmadan bir de soldan sağa doğru 4'ünü birlikte ördüm. 2 ilmek düz son ilmeğim eee Burada burada ilmek çıkarmayacaktık arkadaşlar ama şu kenardan çıkarmayı unutmuşum. Bakın bir de şu kenardan çıkması gerekiyordu. Onu çıkarmamışım. Onu ne yapalım? Çıkarmış gibi örüyorum. Kenar ilmek. Bu kenardan çıkardığım gibi bu kenardan da çıkaracaktım. Kafa karışıklığı unutmuşum. Önemli değil. Siz zaten anlaşıldı yaparsınız. Bütün ilmeklerim ters örgü olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Arka yüzde bütün ilmekleri ters ördüm. İkinci modelin kurulumunu da gösteriyorum ve vedalaşma zamanı geldi. Yine bir, iki tane düz ördüm. Toplamda üç modelin birisi bu şekilde kuruluyor bu sıra gibi. Birisi de aynı ilk baştaki gibi kuruluyor modelimizin. İki tane ördüm. Hemen Yıldızın kelebeğin yanından bu şekilde ilmeğini çıkardım. Bir iki tane ördüm. Diğer kelebeğin yanından iki tane, bir tane ilmek çıkardım. Bir iki düz, iki sıra alttan ilmeğimi çıkardım. Bir iki düz, iki sıra alttan ilmeğimi çıkardım. İlk başta yaptığımız işlemin aynısını. Yaptık şimdi. 2 düz 2 sıra alttan ilmeğimi çıkardım. 2 düz Gördüğünüz gibi modelimiz de çıkmaya başladı arkadaşlar. Modelimiz zaten anlaşıldı. Çok kolay. İlmeğimi çıkardım. 2 düz ilmeğimi çıkardım. Bakın az önce kenarda arttırmadığım için ilmeğim eksik oldu. Bu hataya siz düşmeyin. Hemen ilmeğimi buradan geri aldım. Evet. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok kolay. Çok da gösterişli. Harika bir model. Hangi renk isterseniz o renkle yapın. Çok kolay. Hemen bitirin. Giydirin. Hayırlı olsun. Bu model de çok güzel. Bakın bunu da anlattım. Bu da çok hoş. Hoş bir model. Modellerin hepsi birbirinden güzel. Sizler daha kaliteli iplerle daha güzel örgülere sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle.